Benim hikayemden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu hafta Aksaray Spor Salonu'na geldik ve yanımda Aksaray Belediye Spor Handbol takımımızın takım kaptanı Esra Kara hanımefendi var. Ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Esra'cığım. Merhabalar. Esra Kara ben. 27 yaşındayım. Aksaraylıyım. Aksaray Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde handbol antrenörü olarak çalışmaktayım. Hı hı. Aksaray Belediyespor'un takım kaptanlığını da aynı zamanda yapmaktayım. Handbola nasıl başlamaya karar verdin Esra'cığım? Biraz bahseder misin? Tabii ki okulda beden eğitimi derslerinde beden eğitimi öğretmenimin beni seçmesiyle başladım. Seni teşvik edenler oldu mu? Tabii. Kimlerdi? Öncelikle Hürriyet Mahallesi'nde büyüdüm. Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu'nda. Oradaki beden eğitimi öğretmenlerimin handbol branşına daha yatkın olduğumu keşfettiler. Hı hı. Daha sonra Muhittin Hoca'yla bir tanışma serüvenim oldu. Muhittin Hoca'yla başladım bu yola. Hala da devam etmekteyim. Gerçekten takımın zorunda başarılı bir yoldasınız. Bu sene Süper Lig'e çıktınız. Tebrik ederim onun için de sizi. Teşekkür ederiz. Yoğun çalışmalarınız var, antrenmanlarınız devam ediyor. Evet, yaklaşık 1-1,5 aydır sezon hazırlığı içerisindeyiz. İyi çalışıyoruz. Peki ben şunu merak ediyorum. Senin bu süreç nasıl devam etti? Sen bu yerlere kadar nasıl ilerledin? Gerçekten başarılı bir insansın. Değerli izleyicilerimiz, benim hikayemde konuk olarak almamızın sebebi de Esra'yı aslında gerçekten kendi azmi ve başarısıyla, kendi tırnaklarıyla buralara kadar geldi. Şimdi onları soracağım Esra'ya. Nasıl süreç ilerledi? Kaç yıl içerisinde neler yaptın ve buralara geldin? Ortaokulda başladım handbola. Burada okul takımı olarak maçlar yaptık. Daha sonra lisede Eskişehir'e transfer oldum. Yine handbolla devam ederek. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde handbol hayatıma devam ettim. Orada da Süper Lig'de takımımız vardı. Daha sonra 4 yıl Eskişehir'de bir yaşantım oldu. Eskişehir'den sonra Aksaray Üniversitesi için Aksaray'a tekrar döndüm. Aksaray Üniversitesi Beden Eğitim Bölümünden mezunum bu arada. Burada belediyemizin sosyal projesi olarak tekrardan bir takım çıkardık. Birinci Lig'de ilk senemiz, daha sonra Süper Lig'de devam ettik. Hala da devam etmekteyiz. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de gerçekten size bu konuda çok iyi destekleri oluyor. Onlar hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Evet, başkanımıza sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bize desteklerinden dolayı, böyle bir takıma sahip çıktığı için. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman belediye başkanımıza bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Handbol takımımızın her zaman arkasında ve yanında destek oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Esra'cığım, bu benim hikayem diyoruz ya. Seni etkileyen umarım bir şeyler olmuştur. Yani umuyorum olmuştur. Onları da anlatmak ister misin bize? Beni etkileyen en çok bu oldu. En çok zorlandığım şuydu dediğin şeyler olacak mı yani? Geçmiş dönemde tabii ki de zorlandığım birçok nokta oldu. Beden eğitimi öğretmenim Muhittin Kılınç ve Emine Kılınç hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman bana her yerde destek oldukları için, yol gösterdikleri için benim hayatımda tamamen bir dönüm noktası oldular. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hayatın nasıl değişti peki kaptan olduktan sonra, antrenör olarak işe başladıktan sonra bir değişiklik oldu mu hayatında senin? Oldu. Spor zaten kişiye özgüven veriyor. Bu işle birlikte olunca özgüvenimin daha çok arttığını düşünüyorum. Özellikle de Aksaraylı olup Aksaray'da bir takımda takım kaptanlığı yapmak ve aynı zamanda Aksaray'da çalışmak gurur verici benim için. Tebrik ediyorum ben çok de gerçekten seni. 27 Eylül tarihinde maçlarınızın başlaması planlanıyor. Heyecan var mı? Takım arkadaşların neler düşünüyorlar? Onlarda da var mı heyecan? Heyecanlıyız. Bu sene genç bir kadromuz var. 27 Eylül'de Elazığ takımıyla ilk maçımızı Aksaray Spor Salonu'nda oynayacağız. Süper Lig için elimizden geleni yapacağız. İnşallah her zaman başarılı olursunuz. Her zaman Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok
Esra, peki aile neler düşünüyor bu konu hakkında? Senin hem spor yapman hem çalışman. Annem babam her zaman beni desteklediklerini düşünüyorum. Her zaman destek oldular. Aynı zamanda da şu an evliyim. Hı hı. Eşim de spor camiasından, beden eğitimi öğretmeni. Benim için şu an onun bana verdiği destek de çok önemli. Şu an onun da desteğiyle bu yolda ilerliyorum. Kendisine sizin huzurunuzda tekrardan teşekkür ediyorum. Ne güzel, inşallah Allah mutluluğunuzu hep daim eylesin. Teşekkür ederim. Peki iş hayatın ve sporculuk hayatın ikisi bir arada sana zor oluyor mu? Nasıl ilerliyor? Evet, spor camiasında antrenörlük ve Süper Lig'de oynadığımdan dolayı ikisini de aynı çatı altında yürütmeye devam ediyorum. Bu süreçte Gençlik Spor İl Müdürümüz Aslan Yıldız Bey'e çok teşekkür ederim. Yanımda olduğu ve bana destek verdiği Hı-hı. için. Gidebildiğim yere kadar devam etmeyi düşünüyorum. İlerideki hedeflerin neler peki? İlerideki hedefim bir Aksaraylı olarak, Aksaray takımı olduğu sürece Muhittin Kılınç hocamdan bayrağı devralmayı çok istiyorum. İnşallah her istediğin olur çok umuyorum. Allah her zaman gönlüne göre versin. Peki Esra'cığım, programımızı kapatmadan önce son olarak seyircilerimize bir şeyler söylemek ister misin? Sen hem bir girişimci kadınsın hem de sporcusun. Eminim güzel bilgiler ve mesajlar vermek istersin seyircilerimize. Tabii kısaca söyleyeyim. Spor yapmak isteyen herkese lütfen destek olunsun. Esra, Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugün anısına sana küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan inşallah. Çok selamlarını da getirdik sana. Çok teşekkür ederim. Başkanımız Evren Dinçer'e çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı da, hediye için de. İyi ki yanımızda. Unutmadan söyleyelim değerli izleyicilerimiz. 27 Eylül tarihinde handball maçlarımız başlayacak. Tüm handball sevenleri bekliyoruz maçlara, değil mi Esra'cığım? Tabii ki de. Süper Lig maçlarında bir Aksaraylı olarak Aksaray'daki desteklerinizi görmek istiyorum. Teşekkür ederiz Esra'cığım. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Çok memnun kaldım seni tanıdığım için de. Benim çok için sağ de öyle. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Benim Hikayemin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, sporlu günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.